Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hocam. AYT edebiyat denemeleri çözmeye devam ediyorum. Paraf yayınının bir deneme sınavı çözeceğim sizleri. Özellikle roman içerikleri ya da romanlarla ilgili karakterler hakkında belki sorun yaşayabiliriz. Bu Burada eksiklerimiz varsa bunları görmüş olacağız. Umarım beğenirsiniz diyerek hemen soruların çözümüne geçiyorum. Sonra bir bu parçada konuşan eleştirmen. Adeta e, balta girmemiş bir orman gibi benzetmesiyle edebiyatımızla ilgili hangisini anlatmak istemiştir diyor bize. E, özellikle bu ifade e, metne bağlı kalınmadan da çözülebilir. Şöyle ki e, balta girmemiş orman dendiğinde e, özellikle bura henüz bilinmiyor. E, buraya balta girmemişse bura daha keşfedilmemiş. Buraya kimse uğramamış gibi bir anlam taşır. Şıklara baktığımızda iki ulusun ortak beğenlerine hitap edecek nitelikte olduğu derken alakasız. B'de her döneme seslenebilecek değerli yazar ve yapıtlarımızın bulunduğu alakasız. C'de daha önce keşfedilmemiş zenginlikler barındırdı. Bakın işte burası. Bahta girmemiş bir orman yani keşfedilmemiş zenginlikleri bulunduğu olabilir. D'de Rus edebiyatının daha üstün sanatçı ve yapıtlarımızın Pardon edebiyatından daha üstün sanatçı ve yapıtlarımızın bulunduğu diyor. Bu da alakasız. E'de kendine has bakış açısı derken bu özgünlükle alakalı bir şeydir. Bu da alakasız. Onun için C deyip geçiyorum. Soru 2. E, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur diyor bize. A'da baş, başkanın eşinin hayatındaki bir dönemi işleyen bu film. Karakterin iç dünyasının yol ayrımlarında derken... Bir defa iç dünyasının yol ayrımı ifadesi bir mecazdır. Çünkü iç dünyanın, ruhun, psikolojinin yol ayrımı falan olmaz değil mi? Yani A gider. gider. B'de bu karakter hiçbir zaman dikkatler üzerine çekmeyen haliyle basında ve tüm hayal kırıklıkları diyor. Bir defa hayalin kırıklığı olmaz. Cam kırıklığı olabilir, kırıkları olabilir ama hayal kırılmaz kardeşim. Bu da bir mecazdır de başka bir deyişle sürekli gülümsemek ve selam vermek zorunda olduğu ülke karşısında ve gösterişli eşyalar arasında sıkışmıştır evinde derken, burada evin içinde gerçek anlamda sıkışmak değil de sıkılmak yani hareket edemez hale gelmek e, gibi bir anlam taşıyor. Yani buradaki ifade de bir mecaz olabilir. Dörtte yalnızlık duygusunun altını çizen derken, duygunun altını çizmek yine bir mecazdır. Bu da gider. E, Beşte tarihi, yüceliği, bolluğu hissettiğimiz ve bize defalarca gösterilen bu sarayın başkanın işi etrafından da sevinmemesi boşa değildir aslında derken. Burada mecaz değil, kuru bilgi var. Dolayısıyla cevaba E diyoruz arkadaşlar. Ee, peki geçelim hemen üçüncü sorumuza. Bu sözleri söyleyen kişi hangisiyle nitelendirilemez diyor bize. Küçük bir kasabada doğdum ve büyüdüm. Bunun getirilerini yazarlığımda olabildiğince kullandım. Severek alın teri döktüğüm, bıkmadan, usanmadan yol aldığım yazarlık yolunda ilerlerken sürpriz engellerle karşılaştım. Bunlar beni yolundan alıkoymadı çünkü bunlarla nasıl baş edeceğimi biliyordum. Temas ettiğim insanlarla onları yargılamadan, ne konuda olduklarını sorgulamadan ilişki kurarım. Bu ilişkilerimde benim sanatçı veya gerçek kişiliğimle ilgili abartılı bir tutum takınmalarına izin vermem çünkü ben kendimi bu konuda çok iyi biliyorum demeyiş. A'da çalışmayı seven derken burada e, bıkmadan usanmadan yol almak ifadesi e, buraya karşılayabilir. B'de yeteneklerinin farkında olan diyor yani nasıl baş edece, e, edeceğim biliyorum derken bu bölüm buraya karşılar çevresindeki insanları olduğu gibi kabul eden derken ne diyor? Onları yargılamadan ne konuda olduklarını sorgulamadan ilişki kurarım derken. Burası diye de beklenmedik durumları olgunlukla karşılayan derken burada özellikle sürpriz engellerle karşılaştığım derken ve devamında bunu olgunlukla karşıladığını çıkartabiliyoruz. Ama elinde bulunandan daha fazlasını isteyen demek biraz aç gözlülükle alakalıdır arkadaşlar. Yani burada elindekilerin daha fazlasını istemek ifadesi geçmiyor. Peki o zaman hemen geçelim. Artık edebiyat sorularımız başlıyor. Soru 4. Divan şairi Ahmet Paşa ile ilgili hangi yargı yanlıştır demiş bize. A'da özellikle mesnevi alanında 15. yüzyılın en büyük şairi kabul edilmiştir diyor. Bu şıkkımızı beklesin. B şıkkında Türk Edebiyatı'ndaki nazire yazma geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir diyor. Hatta şöyle nazirecilik geleneğini başlatan kişi diye biz veririz. Yani bu bilgi doğru. C'de divan şiirinin bütün inceliklerin ustaca kullandığı şiirlerinde daha çok beşleri aşk konusunu işlemiştir. Yani tasavvufi konulara pek girmemiştir demek istiyor. Bu doğru. D'de manzum tarih düşünme konusunda divan edebiyatının ilk toplu örneklerini vermiştir diyor. Bu biraz detaylı bilgi çok kullanacağını düşünmüyorum ama e, doğru. En e şıkkında devrinde sultanı sultanı şuara ünvanını almış. Yani şairler sultanı ünvanını almış. Şiirleri bütün Anadolu ve Rumeli'ye yayılmıştı diyor. Belki şurada sultanı şuara ünvanı hocam Baki'ye ait değil miydi diyebilirsiniz. E, evet Baki için daha çok kullanılır ama şöyle düşünmek lazım. Eee Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in sohbet arkadaşı yani sarayda ve o dönemde kendisine Şahiler Sultanı denmiştir yani 15. yüzyılda ki burada devrinde diyor bakın yani 15. yüzyılda e, bu ifadeyi e, kullanmışlardır ama özellikle bir yüzyıl sonra Baki ile birlikte e, Baki üzerinden bakıldığı zaman 6 yüzyıllık diye var edebiyatında e, Şahiler Sultanı ünvanını özellikle e, lakabını biz Baki için kullanıyoruz. Yani e, o zaman şöyle diyelim. Evet genelde Şaila Sultanı deyince Baki aklımıza gelecek. Bu doğa. Ama Ahmet ya da devrinde ne demişler? Şaila Sultanı demişlerdir. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa bunu not alsınlar. Peki e, Aşık'ına dönelim. Özellikle mesnevi alanında diyor. Burada özellikle mesnevi dediği için soru yanlış. Çünkü e, Ahmet Paşa daha çok gazel yazıyor. Daha sonrasında murabbaları var. Hatta özellikle Kerem Redifli kaside ile ölümden kurtulduğunu biz anlatırız. E, yani kasideleri var. Bundan dolayı özellikle mesnevi ifadesini yanlış görüyoruz. Ve cevabı A deyip hemen geçiyorum 5'e. Bu dizelerle ilgili hangisi yanlış diyor bize? E, metne bir bakalım. Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun. Palto ayakkabı yüzünden, yani palto ayakkabı yüzünden okula gidemiyorlar herhalde. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahta karede çaycılık eder. Bakın burada bir yoksulluk aklımıza geldi artık. Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı, bakın açlığı yine hatırlatıyor. Tereyağındaki vitamini, kalorisini taze yumurtanın derken, inceleye duralım derken, yani böyle detaylı... Da uğraş, uğraşılıyor ama dışarıdan insanlar bunlara muhtaç gibi mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi A şıkkını imgeye yer verilmiş diyor. Bir defa imge demek sanatsal yönü kuvvetli şiir anlamına gelir. Burada e, yoksulluk anlatılıyor ve gayet sade bir dil anlatılıyor. Burada imgeyi ben göremiyorum. Beklesin. Servis ölçüyle yazılmıştı diyor. Nitekim yani şöyle geriden baktığımız zaman bile şu bölümde e, uzun kısa dizeler var. Yani e, serbest ölçü var burada doğru. E, C'de toplumcu sanat anlayışı ile yazılmıştı diyor. Toplumcu sanat anlayışı demek yani toplumcu şiir. Serbest Nazım, Nazım Hikmet'in başlattığı nedir? Bir şiir anlayışıdır ve özellikle Marksist anlayışın e, şiirde propaganda olarak hani e, aktarılması yani şiiri ideolojiyi aktarmada bir vasıta görme ve bunu yaparken de özellikle yoksul alt tabakaları sınıfsal çatışma üzerinden bize ne yapılır verilir Yani burada e, toplum şiirde giden Gözlemler dile getirilmiş derken Zaten burada e, okula gidemeyenler vesaire derken Çaycılık yapmaktan bahsediyor gözlemler de var Herkesi anlaşılacak bir dil derken Yine evet gayet sade bir dili var Dolayısıyla cevaba A deyip hemen geçiyoruz Yalnız şöyle bir şeyi hatırlatmamda yarar var Son yıllarda ÖSYM bunu hep yapıyor Yine aynı şiir metnini verip de yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışına, hangi şiir edebiyat toplumuna ait olabilir gibi sorularda kullanılabilir. Yani toplumcu anlayışı dile getiren bir şiir o olmuş arkadaşlar. Güzel bir soru aslında. Deyip hemen geçiyoruz. Peki gelelim altıncı sorumuza. Ne diyor? Bu parçada söz edilen halk şairi hangisi diyor bize? Bir defa halk edebiyatıyla alakalı e, bizim konu anlatım videolarımızda, tekrar videolarımızda üstüne basa basa anlattık. E, Şairlerin yüzyılları önemli, varsa yaşadıkları yöreler, varsa takma isimleri veya asıl isimleri bunları dikkate alın diyoruz. Nitekim burada 19. yüzyıl halk ozanı diyor biz arkadaşlar değil mi? Bir defa bu yüzyıla baktığımızda Aşık Veysel 20. yüzyıldır yani gider kul Mustafa 17. yüzyıldır gider. Gevheri 17. yüzyılın sonu 18'in başı gibi genelde böyle bir e, değerlendirilir bu gider. Davus Sülari Cumhuriyet döneminde yani 20. yüzyıldır arkadaşlar. Erzurumlu Emrah kalıyor geriye. Bu da 19. yüzyıl şairlerimizden. Nitekim e, yine metin içerisinde Fuzuli, Baki ve Nedim'den etkilendiği söyleniyor. E, yani aslında divan etkisinde kaldığı e, dan falan bahsediyor. Yani yüzyıldan direkt çıkıyordu cevap. Diğer bilgilerde doğrudur. Soru 7. Boş bırakılan yere hangisi getirilme diyor? Bize bir tane beyit var elimizde. Yalnız bir açıklamamız var. Oku okuyalım isterseniz açıklamamızı. Bahçıvan gül bahçesini sele versin. Boşuna yorulmasın çünkü. Bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi gül açılmaz anlamındaki beyitte. Bağbağın Gülzar, Gül sözcükleri bir arada söylenerek nokta noktasına atı yapılmıştı. Bir defa Gülzar ve Gül alakalı kelimeler Baban nedir? Bağ işleriyle uğraşan yani Gül bağı ile Gül bahçesinde işte bu bahçeyle ilgilenen kişi demektir. Dolayısıyla Baban, Gülzar, Gül, gül bir biriyle alakalı birbirini çağrıştıran kelimelerdir. Yani uygunluk, tenasüp sanatı olacaktır arkadaşlar. Peki diğerleri neydi hemen hatırlayalım. Tekrir kelime tekrarı, tezat zıtlık, teşbih gazetme, istifam soru sormaydı. Yani gördüğünüz gibi diğer şıklarımız olmuyor. 8'e geldim. Ne diyor? Bu dörtlüğün nazım türü hangisi diyor? Hangisidir diyor? Ne varlığına sevinirim, ne yokluğa yenilirim Aşkın ile onurum bana seni gerek seni diyor. Bu bir defa meşhur bir dörtlüktür. Belki birçok soruda karşımıza çıkmış olabilir. Burada e, ne varlığına seviniyorum ne yokluğuna yeriniyorum. Aşkın ile yani burada bir aşktan bahsediyor. Bana seni gerek seni diyor. Şimdi şıklara bakalım. Burada devriye nedir? Tasavvuf düşüncesini anlatan, Allah'tan gelip Allah'a dönüş anlatan şiirlerdir. İlahi Allah sevgisini, Allah aşkını anlatan şiirlerdir. Beklesin. Şatiye ciddi konuları alaycı bir dil anlatan şiirlerdir. Semai olmaz. Niye derseniz nazım türü diyor. Oysa semai bir nazım şeklidir. Oradan gider. Nutuk, şekillerin müritlerine ders vermek amacıyla söyledikleri nasihat e, içeren şiirlerdir. Bu da gider. O zaman burada e, bana sene gereksene derken ilahi aşkı anlatan, Allah aşkını anlatan bir şiir var diyoruz. Ve B işareti geçiyoruz geldik e, dokun sorumuza bu parçada içeriğinden ve kahramanlarından söz edilen roman hangisi demiş bize e, bir defa e, metinde ne var bir şekil var bir değerlendirelim isterseniz e, bu romanı doğu batı karşıtlığı denmiş e, hoca ve İtalyan köle üzerinden sevim yerleştirerek verilmiştir böylece bir demingen yapı oluşturan karşıtlıklar romanda birbirini yansıtır bu ögelerden birinin yokluğu Romanın olay zincirinin ilerlemesini engeller ve anlatılmak istenenin okura ulaşmasını önüne geçer diyor. Bir defa burada şekle takılmaya gerek yok. Çünkü sözü edilen romanda batı doğu karşıtlığı var. Ve baş karakterlerde neymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, hoca ve İtalyan köle diyor değil mi arkadaşlar. E, burada sözü edilen arkadaşlar e, eserimiz hangisi diye baktığımızda. Roman özetlerine hakim olan arkadaşlarımız e, belki hatırlamışlardır. Orhan Pamuk'a ait olan Beyaz Kale romanı arkadaşlar. E, yalnız şöyle e, bu diğer eserlerimizin de baş karakterlerini hatırlatmak isterim sizlere. E, yani e, Beyaz Kale'de hoca ve İtalyan köle var. E, Kürt Mantolu Madonna dendiğinde e, hemen ne diyoruz bir yabancı karakter var yani... Nedir o? Maria Puder var. Ee, bunun dışında Raif Efendi var. Ee, Raif Efendi. Bunları bence bilelim. Ee, bunun dışında Huzur adlı romanda Mümtaz e, Nurhan pardon Nuran ile Suat var. Ee, Yalnızız adlı romanda yine Peyami Safa'ya ait bir romandır arkadaşlar bu. Baş karakterler Samim. Bunun dışında Besim var. Bir de Mefaret var. Mefaret diyoruz. Yani bu karakterler, baş karakterler de bilmenize yarar var. Tutulamayanlar, biliyorsunuz Oğuzataya ait önemli bir roman sürekli karşımıza çıkıyor. Burada baş karakterler ise nedir? Turgut, Özben ile nedir? Selim. Işık olacak. Ee, şöyle yapalım Selim, ışık diyor. Evet, bunları not alırsanız iyi olur çünkü e, roman üzetini bilmesek bile bazen bu baş karakterlerde ne yapıyoruz cevabı bulabiliyoruz e, işimize yarıyor. E, diyelim ve cevabımızı zaten C diye not etmiştik İşaretleyip geçiyoruz. Peki gelelim soru 10'a. Divan ib'atı ile ilgili divan ibadeti ile halk ibadetinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş bize. Yine güzel bir soru aslında dönemi hatırlatma babında. A'da divan ib'atında nazım birimi genelde beyittir. Evet doğru. Halk ibadetinde ise dörtlüktür. Doğru. B'de divan ibadetinde soyut konular, halkta ise somut konular var diyor. Evet doğru. Güzel bir hatırlatma aynı zamanda. C'de divan ibadetinde şiirler nazım şekline göre Halk edebiyatı ise konusuna göre isimlendirilmiştir diyor. Burası beklesin. D'de divan şairleri medrese eğitimiyle halk edebiyatı şairleri usta çırak ilişkisiyle yetişmiş diyor. Evet bu onların temel özellikleridir doğru. E'de divan edebiyatına gelenekte tam ve zengin ki e, kelime dağarcıkları geniştir divancıların. Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı bir dille yazarlar. Yani kafiye bulmakta zorlanmazlar. Ama halk edebiyatında ise yarım kafiye vardır. Çünkü bunlar da kelime darcı, divancılara göre daha sınırlıdır. Peki C şıkkına döndüğümüzde ne demişti? Şiirler nazım şekline göre e, divanda, e, halkta ise konusuna göre sınırlandırmıştı. Diyor. Bir defa arkadaşlar burada e, her iki tarafta da e, gerek halk edebiyatı, gerek divan edebiyatı şiirler nazım şekillerine göre ne yapılıyor arkadaşlar? E, isimlendiriliyor. Yani koşmanın kendine göre bir işte ölçüsü var. 11 mesela kafi örgüsü var. Ne bileyim semai varsığı da 8'de ölçü var. E, Manide 7'li hece ölçüsü var. Yani bunlar da nedir? E, yani nazım şekilleri özellikle konusuna göre isimlendirme ifadesi yanlıştır. İkisinde de nazım şekilleri e, şiirin şekline göre e, yani isimlendirme tabi konusuna göre adlandırma da her iki tarafta var. Ama burada böyle bir ayrım C şıkkındaki ayrım kesinlikle yanlıştır. 11'de söz edilen roman hangisi diyor bize? Burada Bihruz Bey'den bahsetmiş arkadaşlar. Yani bir defa Bihruz Bey'i gördüğümüz zaman artık ne yapacağız? Bu bize sürekli soruluyor. ÖSYM tarafından birkaç defa soruldu. Her denemede hemen hemen karşımıza çıkıyor. Bu söz edilen roman Recaizade Mahmud Ekrem'in Araba sevdası adlı roman arkadaşlar. Ee, peki intibata kim vardı? Bunları hatırlayalım. Ali Bey ve Mahpekar var. Yani bu iki baş karakter. Zehra dendi zaman zaten Zehra burada kendisi baş karakterdir. Ama bunun dışında e, Supi ve Şevki diye başka karakterler var. Gönül Hanım çok önemli bir roman değil. Ahmet Hikmet Mühtoğlu'nun bir romandır arkadaşlar. E, kendi Gönül Hanım'da bir baş karakterdir. Buna bunu vermeye gerek yok. Sergüzeş önemli bir roman. Çünkü kölelik ve cariyelik anlatılıyor. Esir ticaret anlatılıyor ve burada Dilber karakteri nedir önemli. Bu eserde sürekli karşımıza çıkıyor. O zaman beklesin dediğimiz şıkkımızı işaretleyelim. E, sözü edilen roman yani Mihruz Bey'in baş karakteri olduğu roman e, Recaizade'nin Araba Sevdası adlı eseriydi. Hemen gelelim 12. sorumuza. Servet İpin'in sanatçıları ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım eleştiri yazılarını kavgalarım adıyla kitaplaştıran Hüseyin Cahit Yalçın eski edebiyata karşı çıkmış Batı edebiyatının savunucusu olmuştur. Ki Servet Fününcü olan kişiler. Evet Batı edebiyatını savunur. artı kavgalarım da onun zaten en önemli eseridir. B şıkkına bakalım anlamın beyitte tamamlanması gerektiği düşüncesini kırarak ki biz buna anjamman diyorduk. Anlamı şiirin tamamına yani Tevbi Fikret şiirlerini sadece aruzda yazmıştı diyor. Arkadaşlar e, Tevfik Fikret Türk Edebiyatı'nda aruz ölçüsünü kullanan önemli şairlerimizden biridir. Evet doğru ama sadece aruzda yazmıştır ifadesi yanlış. Çünkü onun çocuklar için bizde yazılan ilk şiir kitabı olan Şermin adlı kitapta neyi tercih ediyordu? Hece Özün. Yani Fikret evet Aruz Özsün'ü kullandı ve başarıyla kullandı ama sadece şiirlerini Aruz'a yazmadı. Bir tane serinde Hece'yi kullandığı için bu bilgi artık yanlış oluyor. Diğer şıkları bir gözden geçirelim. İyi bir hatırlatma bence. Romanların konusunu İstanbul'un zengin ve aydın çevresinden seçen, hikayelerinde ise halka yönelen Halis romanları ve hikayeleri teknik yönden sağlamdır. Gerçekten öyledir. Çünkü biz bu yazarımıza Türk romancılığımızı e, batılı standartlarına gerçek anlamda e, getiren, hatta Türk romancılığının babası diye ne yapıyoruz biliyoruz. Değiş şıkkında genellikle aşk kadını itiraz konularını işleyen Mehmet Rauf, romanlarını ruhsal çözünlemelerle çevre ve kişilerin metinlemesinden daha çok yer vermiştir. Ki nitekim psikolojinin öne çıkması zaten psikolojik roman türünün ilk örneği sayılan evli yazmasını sağlamıştı. Yani bu bilgi de doğru. Eğer de Cenab-ı Şahabettin aşk ve tabiat temalarını işlediği şiirlerinde ahengi sağlamak için yer yer aynı şiirden birden çok vezim kullanmıştı. Evet Cenab-ı Şahabettin'de aşk ve tabiat var. Doğru. Artı e, Servet ve da şiirde aruz kullanmaya devam eder ama her dizede birbirinden farklı kalıp e, ölçülerde aruz e, kalıbı tercih edilebilirdi. Hatta serbest müstezat diye bir nazım şekli geliştirdiler. O zaman birden çok vezin yani ölçü kullanmaları da doğru. Bu da güzel bir hatırlatma olmuş. O zaman beş yukarı beklesin demiştik. İşaretleyip geçiyor. Soru 13. Hangisinde özellikle tazimat dönemine özgü bir kavram yoktur? İşin aslında bu soru zaten bu soru kökü geçmiş yıllarda sınavda gelmişti. Güzel bir soru. Hatırlarsanız Tanzimat edebiyatının girişinde şöyle bir temel bilgi vardır. Onların yaptıkları, Tanzimat edebiyatının yaptığı en önemli, ilk akla gelmesi gereken özellik iki tanedir. Vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, eşitlik gibi kavramları edebiyatımıza soktular, şiirde kullandılar. Artı roman, hikaye gibi bir takım düz yazı bir edebiyatımıza getirmişlerdi. Burada bizden kavram isteniyor. A şıkkında göz ucuyla bakalım. Beyitlerin an anlamını bilmenize gerek yok. Hürriyet kelimesi geçiyor. Evet bunlar bu kavramı işlerler. B şıkkında göz ucuyla bakıyorum. Milleti gördüm. Eledim. C şıkkında vatan demiş. Evet eledim. D şıkkında bakıyorum. Beklesin. E şıkkına baktım. Bakın yine millet kelimesi geçiyor. O zaman cevap ne olacak? D olacak. Ki zaten burada pek rengini aldanma felek eski felektir. Zira feleğin meşrebin nasazı dönektir diyor. Burada toplumsal bir konudan bahsetmiyor. Orada bireysel bir tema işlenmiş. Yani kadere isyan, kadere işte dönek vesaire gibi e, ifadelerle ne yapılıyor arkadaşlar bir eleştiri getirilmiş. Evet güzel bir soru yalnız. Buna benzeyen soruları ÖSYM her zaman tercih edebilir. Peki gelelim 14. sorumuza. Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı hangisi diyor? Bu romandaki olaylar İstanbul'daki mekanlarda geçiyor. Romanın zamanı ise Servet Füncülerin yaşadığı dönemdir. Bakın dikkat Servet Fünün dönemindeymiş. Önemli. Romanın baş kahramanı olan Ahmet Cemil dediği için bu iş bitti. Çünkü Ahmet Cemil Halis Yavuşaklıgil'in Servet Vin'in neslini anlattığı, daha doğrusu Servet Vin'in sanat anlayışını samundurduğu, e, güzel bir roman. Mavi ve siyah olacak. Yani Halis Siyah'ın romanı A'yı işaretleyip geçiyoruz. Peki 15 bu parçanın sözü edilen yazar hangisi diyor bize? Şöyle geriden bakıyorum eser var mı? Var arkadaşlar bakın ne diyor orada? Yezid'in kızı demiş. Değil mi arkadaşlar? Yani bu eser kime aittir? Aslında bundan daha önemli eserleri var. İstanbul'un iç yüzü var. Bugünün saraylısı var. Ne bileyim hikayelerinde memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri var değil mi? Anadolu'yu gerçekçi bir gözle hikayelerinde özellikle anlatıyor. Ee, bu bilgiler geçmemiş ama yine Yezid'in kızı da önemli sayılabilecek bir romanı. Bu Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan Refik Halit Karay'ın bir özelliğiydi de deyip hemen geçiyorum 16'ya. 16. sorumuzda ne diyor? Ee, bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden. ...hangisi denmiş bize, değil mi? Ee, bakalım hemen isterseniz. Ee, roman peyami'nin günlüğü şeklinde de diyor? Yani peyami var burada. Ee, günlük olarak yazıldığı için romandaki olarak peyaminin bakış açısıyla verilir. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. Evet, bakın bu da önemli. Artı, peyaminin yanında kimi koymuşlar? Ayşe'yi koymuşlar. Arkadaşlar, bu peyami ve Ayşe'yi gördükten sonra... Artık Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman dendikten sonra burada e, Ateşten Gömlek aklımıza gelecek. Bu kime ait bir eser hatırlarsanız. E, Halide Edip Pardon e, Halide Edip adı var diyoruz değil mi arkadaşlar? Peki e, yabanda baş karakter kimdi? Özellikle Ahmet Celal diyorduk arkadaşlar. Sinekli Bakkal'da baş karakter kimdi? Ee, burada özellikle Emine vardı. Tevfik vardı. E, Rabia vardı. Bir de Peregrini vardı değil mi? Peregrini. Ee, Tatarcık e, romanında arkadaşlar kim var diyorum. Tatarcık romanında <laughs> özellikle Osman Kaptan var arkadaşlar. Şöyle yazayım. Osman Kaptan var. Bunun dışında Lalezar Hanım var. Lalezar Hanım var. Sodom ve Gomorra'da ise özellikle şu tarafa yazayım, üst tarafa yazayım. Burada da Necdet bunun dışında Leyla ve Cemal Üçlüsü var arkadaşlar. Yani yine burada roman özeti üzerinden soru gelirse olay örgüsü özetlenirken baş karakterlerde genelde geçiyor. İşte baş karakterleri bilmek bizim işimize yarar diyoruz tekrar. Peki geçelim 17. sorumuza. Yukarıda örneği verilen düz yazının en kısa türü olan diyor. Tanımı, sınır ve kapsamı tam olarak belli olmayan başı ve sonu bakın dikkat başı ve sonu okurun düş gücüne bırakılan öykü türü bakın başı ve sonu okurun düş gücüne bırakılıyor bir de bu türün yani hikayenin en kısa türü diyor. Bu geçen yüzyılda ortaya çıkan ve bizde özellikle Ferit Edgün'ün güzel örneklerini verdi minimal yani diğer bir ifadeyle küçürek hikayenin açıklaması verilmiş. Yani Cevabımız E şıkkı olacak deyip hemen geçiyorum. Geldik 18'e. Yine bir roman üzerinden soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez denmiş bize. Şimdi burada e, ne diyor? Roman dokusuna yayılan zıttıklarla öne çıkar. Bir yanda nokta nokta Beyoğlu, e, Loban Pastanesi, Maksim Salonu keman ile batı. Diğer yanda ise Fatih diyor. Nokta nokta nokta. Alaturka e musiki, tasavvuf edebiyatı, ezan sesleri, muhallebici vesaire ile doğu betimlenir. Yani burada o zaman doğu e, batı çatışması gibi bir şey var değil mi arkadaşlar? Ki devamında e, bakıyoruz ki Fatih halkından bahsetmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Fatih halkından bahsediyor. Fatih halkı, Beyoğlu falan deyince e, romanlardan ee, bu Peyami Safa'nın aslında Fatih Harbiye diye bilinen önemli Doğu Batı çatışmasını anlattığı önemli romanlarından bir tanesi olan Fatih Harbiye romanı. Ee, yine e, özellikle karakterleri bilen arkadaşlarımız da hemen şıklardan zaten e, işte Macit, Şinasi, Faiz ve Veneriman'ı görüp Fatih Harbi'yi hatırlayabilirdin. Ama burada yukarıda sadece romanın hangi roman olduğu sorulmuyor. Bir defa doğuyu temsil eden ve batıyı temsil eden kişiler üzerinden aslında bize ne yapılıyor arkadaşlar? Veriliyor. Burada bir yanda diyor nokta nokta batı ile diyor. Batı ile yani batıcı bir insan olması lazım. Batı değerlerini savunan birisi olmalı bu romanda batılı değerleri savunan kişi yani şu bölüme Macit gelebilir arkadaşlar. Daha sonra Fatih hissediyor. Nokta nokta. Alaturka, Musiki, Tasavvuf Edebiyatı, Ezan Sesleri, Muhallebici vesaire gibi Doğu betimleniyor diyor. Burada bir defa e, diğer karakter özellikle Musiki, Tasavvuf deyince e, aklımıza Faiz Bey gelecek. E, Faiz Bey'in kızı ise Neriman arkadaşlar. Burada ee, özellikle Neriman, e, Faiz Bey gibi biraz doğuyu düşünen yani Şinasi gibi e, pardon babası gibi olan Şinasi'yi aslında sever, beğenir ama e, gönlü e, lüks ve zenginlik içinde yaşayan Macide kayar. Yani burada şöyle bir olay var. E, Neriman aslında Macide severek daha sonra Macid'den yana tavır alarak aslında ikisi batıcı oluyor. Şinasi ile Faiz Bey'di arkadaşlar geleneklerimizi savunan işte Türk müzikisi vesaire doğuyu savunan karakter olarak kalıyor. E, bu ikisi de burada gider. Bir defa Rabia burada hiç gelemez. Çünkü Rabia zaten biraz önce başka bir soruda geçti. E, Halde Edip Adıvar'ın e, Sinekli Bakkal romanında bir karakterdi. Yani söz konusu Fatih Harbiye'de bu eser, şey pardon bu karakter geçmiyordu. Peki o zaman E şıkkını işaretleyip hemen geçiyorum. 19. Ee, bu parça parçada bu sanatçılar diye söz edilenler arasında yer almaz Bir defa yukarı okumadan e, isim, isimlere bakalım. Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Turgut Uyar. Bu dörtlü nerede birleşiyor arkadaşlar? İkinci yenicilerde birleşiyor değil mi? İkinci yenicilerin formülü vardı. Neydi o? Ee, Ece, süt iç derken Ç'yi unutun arkadaşlar. Yani Edip Cansever, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi. Nitekim e, bu listede bu listeyi bilen arkadaşlarımız yukarıya okumadan da cevap bulabilirlerdi. Bu grubun içinde yani ikinci en içerisinde Salah Birsa geçmez. E, nitekim yukarıda bakın geride. Folklor şiir düşman sloganı derken burada özellikle bu Cemal Süreyya'nın yaklaşımıdır. Ona ait bir fikirdir. Hatta yine buna benzeyen de bir eseri vardır nesil türünde. O zaman C şıkkını işaretliyoruz. diyoruz. İkinci yeniciler sorulmuş bize. Hatırlatılmış diyerek. Peki 20'ye geldim. Burada ne diyor? hangisi bu anlayış doğrultusunda eser vermemiştir diyor. Bakın bir önceki soru gibi bu. Şıklara bakalım. Hilmi Yavuz, Orhan Veli diyor, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Asa Faalet Çelebi. Bir defa biz e, burada e, Behçet Necatigil ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın artık son müfredata göre alalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız e, eski yayınlardan çalışıyor olabilir. E, son başlığa göre yani son nüfuzata göre değerlendirdiğimizde e, Ahmet Hamdi Tanpınar ile e, Behçet Necati Gil, saf şiir içinde geçiyor. Hilmi Yavuz ile asa Halet Çelebi yani şu ikisi e, nedir? İşte e, dini diyebiliriz. Mistik yani metafizik ve gelenekçi anlayışla eser veren kişiler, sanatçılar grubunda geçiyor. Ama Bunların yine ortak paydada buluşabildikleri yer mesela e, sembolizmden etkilenmiş olmaları olabilir. Ya da hadi onu geçelim biraz daha imgesel, biraz daha sanatsal şiir yazmaları olabilir. Burası da ortak paydaları. E, ama oran Veli, Veli kanık bunların içinde kesinlikle yer almaz. Çünkü oran veri basit sıradan insanların basit sıradan durumlarını çok basit ve sade bir dille yazmış. Yani sanat kararlılıktan, sanatsallıktan uzak bir dille yazmıştı. Dolayısıyla yani biz Orhan Veli dışındaki diğer kişileri illa bu gruba dahil etmesek de özellik itibariyle sanatsallığı şiirde önceledikleri ne yapıyoruz biliyoruz. Yani o zaman bence güzel bir soru olmuş. Bursa İnşaat hemen geçiyor. Soru 21. Boş bırakılan yere hangisi getirilmeli dermiş bize? Eser var mı kardeşim? Bakıyorum. Evet var. Ekmek kavgası demiş. Önce ekmek demiş. Grev demiş. Bu yazarımız toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan Orhan Kemal'e ait eserler. Zaten eser verildiği için vakit kaybetmeden ne yapıyorum? Geçiyorum. 22'ye geldik. Ne diyor? Bu parçanın sözü edilen edebiyat akımının temsilcisi diyor bize. Aslında yukarıyı yine okumadan çözebiliriz. Çünkü Stendhal, Dostoyevski, Tolstoy, Flaubert bunlar arkadaşlar nedir? Realizmdir. Peki Emile Zola neydi arkadaşlar? Naturalizmdi. Peki naturalizmden e, alakalı şey naturalizmle alakalı bir şey var mı yukarıda? Bir defa aslında son bölüme kadar yani e, şu bölüme kadar hemen hemen realizm aklımıza geliyor. Çünkü sanat Doğanın kopyası olmalı. Bu realizmle alakalı. Yine gerçek konusunun doğa olduğunu savunmuş. Ee, tek şeyin fiziksel çevrenin özelliklerini ve davranışı gözlemlemek ki gözlem e, yine realizmin özelliğidir. Ama en son cümle burayı realizm olmaktan çıkartıyor. Soya çekim, genetik yani bilimsellik, deneysellik, deney gibi kavramlar, soya çekimi gibi bilim çağrıştıran kelimeler neyin özelliğiydi? Naturalizmin özelliğiydi. Yani bunu Emile Zola zaten bu akımı kurmuştu. Onun için diğerleri realist, Emile Zola ise naturalist sayıdır. Bence yine güzel bir soru diyebiliriz. Peki 23. Boş bırakılan, pardon, söz edilen romanın yazarı hangisi denmiş bize? Bir bakalım hemen. Burada cinler ve perilerle insanların iç içe yaşadığı, masası bir kurguya sahip olan bu eserde bir köylü ailenin şehre alışma çabası ile köy ve kent gerçeği başarılı bir şekilde gözlerini serimiştir. Romanda fantastik unsurlar Atiye'nin gözüyle verilir dedikten sonra artık burada önemli karakter verilmiş. Fantastik masalsı unsurlar diyor. Yani büyülü gerçekçilik diye tabir edilen bir tarzın bizdeki örneğini veren Latife Tekin'in aslında hangi romanı bu arkadaşlar biliyor musunuz? Sevgili Ağrısız Ölüm adlı eserin özeti ve Latife Tekin'e ait arkadaşlar. Yani cevabımız D deyip hemen geçiyorum son sorumuza. Evet bakalım ne var burada? Bu parçada sözü edilen şair hangisi denmiş bize? İlk şiirleri Cumhuriyet'ten önce yayınlamıştır diyor. 1920'li yılların sonunda yayınladığı 835 satır demiş. Bakın dikkat önemli bir eser var. Yine özellikle ne yapıyor? İşte tema bakımından genişlik gösteriyor. Kendisinden sonraki gelenleri etkiliyor. Ee, şiirde kullanılan kullanmayan sözcükler diye bir ayrımı yapmamış. Dizeleri kullanmaya getirdiği özgürlükte özgür koşuk biçiminin gelişmesine büyük rol oynamış. Aslında burada 835 satırı dışında kendisiyle alakalı daha belirgin özellikler var. Yani toplu şiirde önce olmuş, basamaklı şiirler yazmış. Futurizmden ve öncelikle Mayakovski'den etkilenmiş e, diye bil, bildiğimiz burada e, Nazım Hikmet'e ait bilgiler verilebilirdi. Ama burada çok derin bilgiler, önemli bilgiler pardon yok. Ama 835 satır adresleri onun önemli bir eseriydi. Buradan yapabiliriz. Evet e, umarım güzel bir tepki olmuştur sizler için arkadaşlar. E, başka videolarda görüşmek üzere. çalışmalarınıza kolaylıkla diliyorum.